点点。Thank you.
Sevgili dostlarımız, programımız birazdan başlayacak. Değerli sunucularımızı lütfen yerlerine davet edelim. Programımız birazdan başlayacak. Değerli kurucularımızı lütfen yerlerine davet içeri girebildim. Dışarıda bekleyen filmler var. Dolayısıyla sizlerden ricamız, herkes birbirine yol gösterirse bir an önce programın akışını biz de hızlı bir şekilde sağlayabiliriz. Abi. Sizlerden ricamız görevli arkadaşlar. Kurucularımız, yol arkadaşlarımız, bizi medya üzerinden takip eden, gönülleriyle burada olan sevgili dava arkadaşlarımız, kıymetli medya mensupları, saygıdeğer misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve bu vatan uğrunda canlarını veren şehitlerimizin manevi huzurunda önce saygı duruşu, ardından da Thank you.
çocuğunu kucaklamak için bekleyen annelerin heyecanıyla, babaların heyecanıyla bugünü bekliyor. Bugün bütün Türkiye burada. Ardahan burada. Edirne burada. Mersin burada. İzmir burada. Konya burada. İstanbul burada. Bursa burada. Bingöl, Bilecik burada. Diyarbakır, Erzurum, Van burada. Tarih. Sevgili Pınar, bu arada kardeş ülkemiz Azerbaycan da burada. Alkışlıyorum. Tarih hep şahitlik etmiştir ki milletimiz zor zamanları her daim demokratik siyasetle aşmıştır. Bugün 25 Ekim 2017. Bugün de milletimizin mutlu ve güzel günlere bir başka adımı attığı ilk günüdür. Evet, saygıdeğer misafirlerimiz, bugün 25 Ekim 2017. Yenileneceğimiz, güçleneceğimiz ve yeniden mutlu bir Türkiye olacağımız günlerin başlangıç günü. Bu ülkede yaşayan herkes gibi bizler de çok iyi biliyoruz ki bugünden sonra hep birlikte omuz omuza adil ve hakkaniyetli bir ülke için çıktığımız bu yolda Türkiye iyi olacak. ...21. yüzyılın gerçeklerini doğru okuyabilen, değişen çağa ayak uyduran, güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye çağrısı için buradayız. Bugün burada sizlere Türkiye'nin yeni nefesi ve umudu olan yeni partimizin adını, logosunu ve kurucularını tanıtacağız ve yarınlar için düşündüklerimizi sizlerle paylaşacağız. Unutmayın sevgili dostlar, medeniyet yolunun taşlarını sadece cesurlar döşer. İşte yüreğinde vatan, aklında millet sevgisi olan, Türk milletini temsil eden kurucularımız. Profesör Doktor Abdülkadir Akçak. Profesör Abdülkadir Yuvalı. Abdullah Alagöz. Abdullah Alay. Abdullah İlker Sungur. Adil Erkoç. Profesör Doktor Ahad Andişan. Ahmet Can Buğday. Ahmet Çelik. Ali Aydın. Ali Coşkun. Ali Dilker Çınar. Ali Lapada. Ali Rıza Erkan. Ali Sağar. Ali Türksel. Şener. Aydın Adnan Seskin. Aydın Tümen. Ayfer Yılmaz. Ayhan Bölükbaşı. Ayhan Çevik. Ayhan Eren. Ayşe Melda Topyay. Ayşe Sucu. Ayşegül Doğruca. Ayşin Altuniç Güven. Aytun Çıray.
Mahmut Sarıtaş. Banu Aydın. Başak Karataş. Bedri Yaşar. Behil Çelik. Berat Yılmazer. Beril Gümüş. Berna Biçer. Aralarda coşkunuzu ve alkışlarınızı hissettirebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Berna Sukas. Betül Bayraktar Orhan. Bilal Karaca. Binnur Karadağlı. Bircan Akyıldız. Birol Büyük Öztürk. Burak Ahburak. Burcu Akçı. Celal Dağgez. Celalettin Aykol. Cevat Saraç. Cesmi Polat. Çiğdem Özer. Mustafa Cihan Paçacı. Coşkun Yıldırım. Cumali Durmuş. Derya Şahin Şener. Durmuş Yılmaz. Dursun Çengiz Atak. Elif Gökdemir. Elmas Graus. Emine Erdoğan. Enes Kaplan. Erdoğan Bozdemir. Erhan Özkan. Ersagun Yücel. Ersönmez Yarbay. Ethem Baykal. Ethem Topdemir. Faruk Köylüoğlu. Fatih Demirkol. Fatih Er Yılmaz. Doçent Fatih Şeker. Fatma Kamiloğlu. Feridun Bahşi. Fuat Yıldırım. Gökhan Beker. Göksel Taşçı. Günay Kodaz. Hakan Gören. İbrahim Halil Oral. Hanna Akyüz. Hasan Hüseyin Türkoğlu. Hasan Sincar. Hasan Toktaş. Hava Baş. Hayati Arkas. Hayrettin Barut. Hayrettin Nuhoğlu. Hediye Akdere. Hüseyin Özlük. İbrahim Cevher Cevheri. İbrahim Özyer. İlay Aksoy. İsmail Ok. İsmet Koçak. Kadriye Ünler. Kazım Ataoğlu.
Aydın. Lütfü Türkta. Mahmut Bozkurt. Mahmut Tekin. Mehmet Arslan. Mehmet Arslan. Mehmet Metanet Çulhaoğlu. Mehmet Tolga Atalın. Mehmet Ufuk Ülkümen. Meltem Erzen. Meral Alemdar. Mervin Hasipoğlu. Merve Hafızoğlu. Mesut Özarslan. Mesut Yılmaz. Metin Ergun. Metin Taşdemir. Mine Baş. Profesör Mualla Yücel. Mukadder Başeymen. Musa Ertuğrul. Musavat Dervişoğlu. Mustafa Çakıroğlu. Profesör Mustafa Erdem. Profesör Doktor Mustafa Gül. Mustafa Hakan Gülsel. Mustafa Veysel Güldoğan. Nafiz Özgür Rifaioğlu. Nazif Aktürk. Neşe Toker. Nevzat Boş. Nevzat Korkmaz. Nihal Ağaca. Nihat Kula. Hayriye Nurcan Yazıcı. Nuri Okutan. Oğuz Sarul. Oğuzhan Türk. Mehmet Okan Oğuz. Oktay Erkaçan. Oltaç Ünsal. Ömer İbrahim Sayın. Ömer Karakaş. Onur Aydın. Orhan Şen. Orhun Ertürkmen. Orhan Ertuğrul. Özel. Özcan Pehlivanoğlu. Özcan Yeniçeri. Ramazan Kılıç. Recep Sanal. Rıdvan Uluç. Ruhat Mengi. Ruhettin Sönmez. Şahin Aslantaş. Şefik Çirkin. Selda Bostancı. Selda Tandoğan Demirel. Selim Tankut. Şenol Bal. Sermin Özensoy. Yardımcı Doçent Doktor Servet Halil. Sevinç Ağlayan. Sevinç Gümüş.
Sevinç Uraz. Seyit Yücel. Sibel Yanık Ömeroğlu. Sinem Uludamar. Sırrı Aksu. Profesör Doktor Suat Çağlayan. Şükrü Kuley. Şule Ünlü Doğan. Süleyman Sarıbaş. Sultan Neslihan Seven. Tamer Kayaay. Doktor Taylan Yıldız. Tugay Uluçevik. Uğur Tarhan. Ümit Beyaz. Ümit Dikbayır. Ümit Özdağ. Umut Barış Erdoğan. Umutcan Gülerkaya. Vedat Yener. Yaşar Akkuş. Yasin Öztürk. Yıldırım Görgen. Yıldırım Ulupınar. Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu. Sekai Kaya. Zuhal Şirkkaya. Ve değerli konuklarımız, bu güzel Türkiye haritasının tamamlanabilmesi için son bir kurucu üyemiz kaldı. Bu üyemiz köprü tarihine dayanan, farklılıklarını harmanlayıp güç kazanan, özgür, güvenli ve hukukun üstünlüğünü ön planda tutan, komşularıyla barış içinde, ekonomi için güvenilir, uluslararası platforma saygın, devleti milletiyle barışık, ülkesi için sorumluluk alan bireylerden oluşan, geleceğine umutla bakan, eşit fırsatlar ülkesi bir Türkiye hayaliyle her zaman hakkın ve haklının yanında yer aldı. Ülkenin ve milletin menfaati olduğunda gözünü kırpmadan hep doğrunun yanında yer aldı. Hiçbir engel onu hakikatin yanından ayıramadı. Şimdi de yol arkadaşlarıyla birlikte demokratik katılım ve milli iradenin söz sahibi olduğu bir ülke için yola çıktı. Hepimizin yüreğine samimiyetle dokundu. Kendimizi en umutsuz, en çaresiz hissettiğimiz anda Türkiye iyi olacak diyerek genci, yaşlısı, öğrencisi, çalışanı, emeklisi, kadını, erkeği hepimizin umudu ve ışığı oldu. Kendisi bir devlet insanı, tecrübeli ve bilgili, bir görev insanı, gücünü milletten alan bir cesur yürek. Ve karşınızda son kurucu üyemiz, Sayın Meral Akşener. Çok teşekkür ederiz. Meral Akşener geliyor huzurlarınıza. Thank you.
çalışırken, bu referandumda çalışırken Bursa'da bir şey vardı. Hatırladınız mı Bursalılar? Vallahi olacak, billahi olacak. İşte inşallah vallahi de olacak, billahi de olacak. Teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, öncelikle aranızda olmaktan duyduğum onuru 80 milyonla paylaşmak istiyorum. Bir çarşamba sabahı bizleri burada toplayan güce, ol deyince oldurana Allah'ım sana şükürler olsun. Türkiye'nin kurtuluşunda, Türkiye'nin kuruluşunda, Türkiye'nin yükselişinde Ankara'dan başlayarak yürüyen büyük milletim, Türkiye'nin her yerinden işini, evini, ailesini bırakıp yollara düşen, mesele Türkiye ise, Türk milleti ise çıkarız, yürürüz, geliriz diyen kahraman dava arkadaşlarım. Evet. Siz kahramansınız. Siz kahramansınız. Tam 21 aydır mücadele ediyorsunuz. Siz iradelisiniz. Siz inançlısınız. Siz imanlısınız. İnançlı insanlara, haklı insanlara Allah yardım eder. Biliyorum ki bizlere de yardım edecek inşallah. Medya üzerinden salonumuza gönülleriyle teşrif eden kıymetli misafirler, her birinize ayrı ayrı sevgi ve saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ülkemiz bir asrı aşkın çok partili siyasal hayata sahiptir. Milletimiz bu süre içinde karşılaştığı bütün sorunları, bunalımları, daralmaları hep milli irade yoluyla aşmıştır. Her zaman demokratik siyaseti tercih etmiş ve yoluna yeni açılımlarla devam etmeyi her zaman başarmıştır. Büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk, ve arkadaşları, bu toprakların ikinci defa vatan kılınmasında milli iradeyi esas almışlar, savaşı bile Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yönetmişlerdir. 1940'lı yıllara gelindiğinde devrim iktidarı milli şef, dönemi otoriter yapısı ve talihsiz 1946 seçimleriyle toplumun gerisine düşmüş, zamanın dışında kalmıştı. Milletimiz cesur bir demokratik mücadeleyle çok partili hayatın kapılarını açmış, siyasal iktidarı değiştirmiştir. Bu yolla toplumsal ilerlemeyi yeniden başlatmış, devletimizi işlevsel hale getirmiştir. Sadece 10 yıl sonra 1960 askeri darbecileri kendilerini milli irade yerine koyarak siyaseti askıya almışlar, sonra da ülke siyasetinin gidişatını planlamışlardı. Milletimiz demokratik tavrından sapmadan bu otoriter kadroların tasarımlarını boşa çıkarmış, yeni bir siyasi partiyle, yeni bir parti iktidarıyla Türkiye'nin hızını kesen engelleri kaldırmayı başarmıştır. 12 Eylül 1980'de bu salonu şereflendiren pek çok kişinin yakından bildiği, acılara mal olan, aileleri yıkan 12 Eylül 1980'de siyasetin bir kere daha askıya alınmasına şahit olduk. Milletimiz aynı şekilde
demokratik olgunluğundan taviz vermeden yapılan tasarımları çöpe atmış, yeni bir parti iktidara taşınmış, yeni bir siyasal dönemle Türkiye'nin yolunu aydınlatmıştır. Çok kıymetli arkadaşlarım, Türk siyasetinde demokratik işleyiş 12 Eylül'de bozulmuş, 28 Şubat ile tasfiye sürecine girmiştir. 2002 seçimleri milletimizin yolsuzluk, yasaklar, yoksulluk olarak tanımladığı toplumsal sorunlarından çıkma arayışıdır. Bu beklentiler Adalet ve Kalkınma Partisi'ni iktidara taşımıştır. Başlangıç yıllarında başarılı da sayılırlar. Ancak 2007'den itibaren vizyonsuz güce dönüşmüştür. Vizyonsuz güç ise yıkıcıdır. İktidar milletin bütün desteğine rağmen politikalarını milli iradeye dayanmayan ittifaklarla üretmeyi bir marifet saymış, siyasi muhalifler devlet muhaliflerinden daha tehlikeli bulunmuştur. Bu salonu şereflendiren sizler, her birimiz ayrı ayrı bu düşmanca tavrın birebir muhatabı olduk. Ama Allah hepimize yardım etti. Doğruluk, haklılık, iman gücü, inanç gücü işte buradayız. Bütün bunların sonunda Türkiye operasyonlara açık alan haline gelmiş. 2007'den itibaren de o operasyonlar sahnelenmeye başlanmıştır. 2007'den itibaren toplumsal karşılığı donmuş, işlevsiz bir muhalefet, muhalefet dahil demokratik olmaktan çıkmış bir siyasal yapı mevcuttur. Devlet organizasyonundaki denge ise 2007 yılındaki Cumhurbaşkanı seçimiyle gevşemiş, 2014 yılındaki Cumhurbaşkanı seçimiyle tam olarak ortadan kalkmıştır. 16 Nisan referandumu, arkadaşlarımın deyimiyle benim de katıldığım kirli referandum. ...1946 seçimleri adeta tekrar sahnelenmiş, siyasal hayatımıza yeni bir usul eklenmiştir. Toplumsal destek yetmezse yargıçlar tamamlar. Toplumsal desteği bulamazsanız yargıçlar YSK imdadınıza koşar. Demokrasi tehdit altındadır. Ve iktidarın hukuku her şeyin üstündedir. Açıkça görülmektedir ki toplam siyaset açmazdadır. Postmodern milli şef dönemi başlamıştır ama sürdürülebilir değildir. Aziz milletim, bugün 25 Ekim 2017. Türkiye üzerine yapılan araştırmalar, bütün gözlemler şu sonucu gösteriyor. Türkiye yorgundur. Millet yorgundur. Devlet yıpranmıştır. Kamu düzeni çözülmektedir. Siyasal iklimin değişmesi dışında hiçbir sağlıklı yol kalmamıştır. Hiçbir çıkar yol kalmamıştır. O çıkar yol biziz. O çıkar yol sizsiniz. O çıkar yol 80 milyon Türk milletidir. Başbakan değil, Cumhurbaşkanı.
Vallahi şimdi ön sırada Ümit Hoca burada, Ali Türkşen burada, Ali Aydın burada, Müsavat Başkan burada, Alaçoğlu burada, İsmail Ok orada. Ve Koray Bey ilk önce söyledi, Ümit Hoca ile ikisi, onlar benimle Cumhurbaşkanı olmamı istiyorlar. Ya Ayfer Hanım'la Aysun Bey de öyle söylüyor. Nuri Okutan şu anda alındı kağıdının peşinde. Ve sonuç itibariyle şimdi yeni şeyler söyleme zamanıdır. Evet, büyük sorunlarımız var. Ama Türkiye'nin büyük sorunlarını aşacak gücü de var. Milletimizin sağduyu ve kararlılığı var. Milletimizin her türlü hegemonyayı değiştirme gücü var. Milletimizin siyasi bunalımları aşma tecrübesi var. Milletimiz yine demokratik siyasetten sapmadan Türkiye'nin önünü açmaya karar vermiştir. Milletimiz kararmakta olan ufkumuzu iyilik güneşiyle aydınlatmaya, ileriye bakmaya azimlidir. Milletimiz yeni bir siyasal hareketle, yeni bir iktidarla güçlü bir Türkiye yoluna devam etmek niyetini açıkça beyan etmektedir. Binlerce yıllık iyilik medeniyetinin yolcuları olarak bugün burada millet adına üstlendiğimiz görevi ilan etmek için toplanmış bulunmaktayız. Umutlarımız var. Hayallerimiz var. Zengin bir Türkiye istiyoruz. Gücümüz var. Adil bir Türkiye istiyoruz. Gücümüz var. Özgür bir toplum istiyoruz. Gücümüz var. Mutlu bir Türkiye istiyoruz. Hakkımız var. Yeni bir siyasal hareketle, iyi bir siyasal hareketle Türkiye kucaklaşmasını başlatıyoruz. Allah vatana, millete, insanlığa hayırlı etsin. Hayırlı eylesin. İyi bilgidir, iyi zengin.
İyi cesarettir. O da burada var. İyi medeniyet demektir. Ve bu yolun taşlarını sadece cesurlar döşer. Sadece cesurlar döşer. Cesurlar da buradadır. İyilik güneşinin aydınlığında salondaki binler 80 milyon ile kucaklaşıp Türkiye olacak. Türkiye coğrafyasıyla kucaklaşıp Avrasya olacak. Dünya ile kucaklaşıp bir bütün dünya olacak. Daha iyiye yönelecek. Daha ileriye yönelecek. Allah'ın izniyle millet iradesini arkasına alan İyi Parti ile yenileneceğiz, güçleneceğiz, mutlu bir Türkiye olacağız. Açıkça ifade ediyoruz ki bizler siyasette bir alan aramıyoruz. Bunu talep de etmiyoruz. Çağrımız bütün Türkiye'dir. İnanıyoruz ki partimiz güçlü ve mutlu bir Türkiye'nin yolunu açacaktır. Buradan Türk demokratik hayatına katkı koyan bütün siyasi partilerimizin kurucularına, genel başkanlarına teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Rauf Orbay, İsmet İnönü, Celal Bayar ve Adnan Menderes'i, Ragıp Gümüşpala ve Süleyman Demirel'i, Necmettin Erbakan ve Başbuğalpaslan Türkeş'i, hanımefendi, hanımefendi, hocam oturun, bir oturun da Meral Hanım alıyoruz, hanımefendi. Turgut Özal'ı, Bülent Ecevit'i, şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve ebediyete intikal edip de adını burada zikredemediklerimizi rahmetle anıyoruz. İyi Parti'nin değerli mensupları, siyasal hareketler yaşadıkları çağı ve coğrafyayı kavrayabilmelidir. Eğer yaşanılan çağ ve coğrafya kavranabilmişse Türkiye ve dünya doğru okunur, doğru değerlendirilir. Toplumu ileriye taşımanın temel şartı da budur. Zamanın bu kadar hızlı aktığı ve etkileyici olduğu bir dönemde zamanın ruhunu yakalamakta bir mecburiyettir. Kafamızı gündemden biraz kaldırıp yaşadığımız dünyaya baktığımızda gelişimin şaşırtıcı bir seyir izlediğini görüyoruz. Son 25-30 yıllık gelişmenin geçmiş bütün bin yıllara eş değer olduğunu söyleyenler haklıdırlar. İletişim teknolojisiyle dünya düzleşmiştir. Hepinizin elinde akıllı telefonlar, naklen yayın yapıyorsunuz. İsterse bize bütün basın yayın kapanmış olsun. O mecraları açtınız, yürüyorsunuz. Çoğumuzun bildiği bir sözümüz var. Yol bulamıyorsan yol açacaksın. İşte açtınız yolları, açtınız yolları ve bugün buradayız. Zenginliğin Asya ve Çin eksenine doğru akışına şahitlik ediyoruz. Zenginler Kulübü G7 şimdiden değişmiş durumda. 10 yıl içinde Almanya dışında bir Avrupa ülkesi G7'lerin içinde bulunmayacak. 20. yüzyılın zenginleri yaşadıkları düşüşü
yavaşlatmaya çalışırken 21. yüzyılın zenginleşen güçleri ise dünya siyasetine ağır aktörler olarak çıkıyorlar. Arap Baharı ile harekete geçen, bölge gelişmelerini değişim gözüyle okuyamayanlar, sadece Türkiye'yi değil, geniş bir coğrafyayı yanlış akla kurban etmişlerdir. Zenginleşmenin kaynağı, bunu abiler duysun, ranttan bilgiye geçmiştir. Ekonominin yeni efendileri bilgi piyasasının sahipleridir. Yaşları 30'un altındaki milyarderlerin sayısı oldukça şaşırtıcıdır. Birçok ülke sürücüsüz otomobillerin, kamyonların, dronların lojistik sektörünü nasıl etkileyeceğini bugünden tartışıyor. İktisatçıların tasarruf eksiği kaygısı yerini bilimsel yetersizliğe devretmiştir. Bugünkü dünyada gene bunu abiler duysun, tepedeki abiler duysun, kupon beyinler kupon arazilerden daha kıymetlidir, daha kıymetlidir. Milli markalarımızı, küresel firmalarımızı yeni teknoloji içerisinde yaratmak zorundayız. Bunların dışında her yol çıkmaz sokaktır. Bazılarına değindiğimiz son çeyrek yüzyılın bu gelişmeleri bireysel ilişkiler kadar sosyal hayatı ve kamu düzeninin işleyişini de derinden etkilemiştir. Etkilemeye devam edecektir. Bu noktada vurgulamak gerekir ki siyasal liderliklerin temel görevi zamanın ruhuna uygun dönüşümün önünü açmaktır. 2017 Türkiye'sinde ise toplumun önüne konan gündem ile dünyanın konuştukları örtüşmemektedir. Ne yazık ki aradaki fark açılmaktadır. Türkiye dünyanın bu gelişimini iyi okuyamamaktadır. Dünyadaki gelişmeler adeta kapı kulede durdurulmaktadır. Kapı kuleden geçiş, bazı konularda geçiş çok kolay ama gelişimin, bilginin, iletişimin geçişinde yasak hemşerim. Bugünkü şartlarda Türkiye'nin tarihin gerisinde kalacağı yüksek sesle dillendiriliyor. Türkiye tarihin gerisine düşemez. Asla razı olmayacağız. Türkiye'nin gelişen dünyadan kopmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Buna seyirci kalmamak için buradayız. Birinci işimiz gelişmenin ve ilerlemenin peşinden koşacak bir Türkiye'dir. Bunun yolunu açacak yapısal reformları ivedilikle hayata geçirmek zorundayız. Kıymetli arkadaşlarım, 40 milyonu 30 yaşın altında yaklaşık 50 milyon gencimiz var. 164 ülke nüfusundan daha çok. 25 milyon öğrencimiz var. 142 ülkeden daha kalabalık. Çok büyük zenginlik. Hamdolsun, Allah razı olsun. Peki, biz bu zenginliği nasıl değerlendiriyoruz? Uluslararası sonuçlar ortada. Fen, matematik ve okuduğunu anlamada 72 ülke arasında ne yazık ki 50. sıraya düştük. Evlatlarımızı yeterince bilgili yetiştiremiyoruz. 15 yıldır devlet eğitime daha fazla bütçe ayırmakta. Aileler çocuklarının eğitimine daha fazla para ayırmakta. Çocuklarımız ise diğer ülkelerdeki yaşıtlarına göre okullarında daha fazla zaman geçirmekte. En çok bunu anneler bilir. Etüt merkezlerinde
soluksuz koşturmakta. Netice 10 yılda 10 basamak gerileme. Dünyadaki gelişim dikkate alındığında bu sonuçlarla Türkiye'nin ilk 10'a girme iddiası akıl ile alay etmektir. 17. sırada bile tutunmak mümkün değildir. Evet, şimdi TEOG'un gelişi değişeceğini akşam haberlerinden öğrenen bakan varken ne düşünüyorsun Meral Akşener derseniz. Bakanın yerinde olmak istemezdim. Ama derim ki size, bu iktidar gidici. Bu iktidar gidici. Ama çocuklar bizim çocuklarımız. O çocuklar bizim çocuklarımız. Biz gençlerimizin beyinlerine sınırlar çizmeyelim. Kendi çocuklarımızdan korkmayalım. Onlara iyi eğitim, hür ortamlar verelim. Bırakalım onları. Düşünceleri olsun, hayalleri olsun. Tartışsınlar, üretsinler. Bu Türkiye'nin yakalayacağı yegane zenginliktir. Yani demek istiyorum ki kindar mindar nesle gerek yok. Dünyadaki hızlı gelişimle rekabet edeceksek yüksek donanımlı gençlerimizin sayesinde olacaktır. İyi Parti olarak kararlıyız. Eğitimde kalite artacak. Bilim ve teknolojiye öncelik verilecek. Bireysel özgürlük alanları genişletilecektir. Hedefimiz Türkiye'nin 7 yıl olan ortalama eğitimini 11 yıla çıkarmak, bunun kalitesini yükselterek PISA ölçeğinde ilk 20 ülke arasına girmektir. İyi Parti olarak bunu başaracağımıza, bunu başaracak kadrolarımızın olduğuna gönülden inanıyorum. Bu iddiayı burada, bu sözü burada hepinizin huzurunda bir vaat olarak değil, iktidara geldiğimizde yerine getireceğimiz bir namus sözü olarak veriyoruz. İyi bir iktidar gelecek. Eğitimi ailelerin üzerinden yük olmaktan çıkaracak inşallah. Haksever yol arkadaşlarım. Bir ülkede kamu düzeni millet, devlet ve hukuk demektir. Kamu düzeni olmazsa kamu düzeninin olmazsa olmazı hukuktur. Hukuk, adalet ve liyakat devletin merkezinde olmazsa devlet çözülür, millet bozulur. Milletimiz için devletin temel vasfı adil olmasıdır, adil olmasıdır. Nereden bakarsanız bakın, binlerce yıldır böyledir. Adalet cehaletin düşmanıdır. Korkakların düşmanıdır. Bu nedenledir ki haktan ve liyakattan uzak yönetimler korkak yönetimlerdir. Özgürlük alanlarını daraltan yönetimler, ilerlemeci olmayan yönetimler korkak yönetimlerdir. Milletten kokladıklarıyla devlet ihtişamının arkasına saklanan yöneticiler aslında korkak yöneticilerdir. Bunlar birlik dilini kullanmazlar. Korkak iktidarlar, korkak yönetimler insanlığa acıdan başka bir miras bugüne kadar bırakmamışlardır. Adalet ise cesaret ister. Adalet medenidir, evrenseldir. Unutmayalım ki
siyasi merkezli yargı kararları düşman kurşunundan daha tehlikelidir. Bir kuruşuna bir can veririz. Yerine binler koyarız. Fakat adaleti sağlayamayan yargı vicdanları çürütür, milleti bozar, devleti çözer. Nasıl yargının siyaseti kuşatmasına karşı mücadele ettiysek, siyasetin de iktidarların da yargıyı kuşatmasına yol vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz. Hele ki bugün yapıldığı gibi yargıya zabıta amirliği gibi davranmasına müsaade etmeyeceğiz. Yaşadığımız şehrin sokaklarında bir sabah erkenden birlikte bir gezinti yapalım. Polis karakola, memur daireye, öğretim üyesi üniversiteye, esnaf iş yerine, işçi fabrikaya, çiftçi tarlaya, öğrenci okula mutlu gitmemektedir. Kadınlar bilecektir. Her sabah erkenden uyanan ev kadını, çocukların yüzüne umutla bakamamaktadır. Bütün araştırmaların ortak sonucu da maalesef böyledir. Neden sorusunun cevabını milletimiz şöyle veriyor: liyakat ve hakkaniyet kalmadı. Doğrudur. Liyakat ve hakkaniyet kalmamıştır. Gencecik çocuklarımız AK Parti'den kağıt getirmeden iş bulamamaktadır. Yıllarca ailelerinin, özellikle annelerin, ben de bir anneyim, oradan biliyorum, mutfak masrafından kesip üniversiteyi bitirmiş çocuğuna babasından gizli dershanelere gönderip KPSS'ye girip hangi puanı alırsa alsın, hangi çalışmayı yaparsa yapsın, o günlerde soruları çaldırdılar, o günlerde soru çaldılar. Bugün ise hamili kart yakınımdır denilen bir kağıt gitmeden ne devlette ne özelde, hatta taşeron yanında iş bulamamaktadırlar. Peki bu ülkenin insanları böyle bir tabloyu hak ediyor mu? Evet, hak etmiyor. Hem de hiç hak etmiyor. Kıymetli misafirler, buradan 80 milyonla aziz milletimle zamanın üstünde kalmış bir dersi paylaşmak istiyorum. Düşünmüyorum ama belki ders alan bazıları olabilir. Büyük müjde gerçekleşmiş. Müslümanlar Mekke'yi fethetmişlerdir. Efendimizin amcası Hazreti Abbas ve damadı Hazreti Ali, en büyük prestij olan Kabe'nin sorumluluğunun kendilerine verilmesini Efendimiz'den talep ediyor. Efendimiz ise o işi Talha ailesi yapıyor diyor. Hazreti Abbas'ın "ama onlar Müslüman değiller ki" şeklinde hatırlatmasına Efendimiz'in kendi damadına ve amcasına cevabı: "ama onlar bu işi iyi yapıyorlar" şeklinde olmuştur. Makam, mevki aile efradına değil, Talha ailesine kalıyor. Bugün belki de en çok bizi yönetenlerin birkaç kere defalarca okuyup bu sözü defalarca okuyup ve bundan ders almasını
buna inanmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ama nerede? Ama nerede? Davaları İslam'dan kutsal olanlar, rehberleri ve reisleri peygamberden güçlü olanlar, menfaatleri dururken hakkaniyeti nasıl kavrasınlar? Biliyorsunuz bir bakan demişti ki Peygamber Efendimiz hata yaptı, kibirlendi ama biz kibirlenmedik demişti. Hay ben sizinle dertleşiyorum. Bizim derdimiz huzur. Bizim derdimiz güvenlik. Bizim derdimiz ikiye karpuz gibi bölünmüş Türkiye'yi yeni baştan yan yana getirmek ve o bayram sofrasına oturtmaktır. Bu nedenle saygın ilahiyatçıların vurguladığı devletin dini adalettir sözünü çok kıymetli buluyoruz. İYİ Parti'nin kıymetli mensupları, Türkiye kendine yakışır bir çıkış yakalamalıdır. Bu nedenle rekabetçi siyasal sistemi çalıştırmak zorundayız. Medya ve iletişim alanları baskılanmamalıdır. Halk ülke gündemindeki konularda siyasi partilerin görüşlerini öğrenebilmeli, karşılaştırma imkanına sahip olmalıdır. Tek kişilik yarışla iyi olunmaz. Tek taraflı konuşmak kör propagandadır. Neticede devleti de körleştirir, bazı muhteremlerde olduğu gibi onları da körleştirir. Dış politika gibi, çözüm süreci gibi devleti körleştirir, yönetenleri körleştirir. Yanlış politikaların temel sebebi budur. Bugün yaşadığımız şekliyle siyaset rekabetçi olmaktan çıkarsa devlet toplumun gerisine düşer. Kendini yenileyemez, ileriye atılamaz. Politikalar masa başında bugün olduğu gibi yukarıdan inme yapılır yazılır. Mesela 2023 hedefleri gibi 500 milyar dolar ihracat yazarsınız, 2 trilyon dolar milli gelir yazarsınız, kağıtlara yazarsınız. Zaman ilerler, yazdığınız tarihin gerisine bile düşersiniz. Mesela uçak üretimi gibi. ...2011 seçimlerinde satamadılar. 2014'te de olmadı. 2015'te raflara tekrar çıkardılar. Hani milli uçak işi var ya. Sonra 2017'de gider Amerika'dan 11 milyar dolara uçak satın alırsınız, uçak. Siyasetin işleyişini yeniden düzenlemek zorundayız. Bu körleşmeyi açmak zorundayız. Demokratik katılım, güçlü parlamento, milli irade ilişkisi vazgeçilmezimizdir. Venedik kriterleri ve çağdaş demokratik ilkeler çerçevesinde siyasi partiler kanunu demokratikleşecektir. Partilerimizin hepsinde uygulanan atıyorum seni, seç beni modeli kaldırılacaktır. Genel merkeze yönetici atarken yeterli sayılan iradenin atananları değiştirirken yok sayılması, geçmişte bize yapılan bürokrasi konusundaki direnmelerden bahsediyorum burada, kabul edilebilir değildir, değiştirilecektir. Genel merkezin seçimle gelen hiçbir kademeyi görevden alma yetkisi olmayacaktır. Yargı kararları hariç seçimle gelen
seçimle gidecektir. Bazıları şu sıra referandumda evet için cazibelerine çalıştığına çok üzülüyordur. Biz o zaman demiştik, hatta bu salonda konuşmuştum, yapmayın etmeyin kardeşler, tek adama gidiyorsunuz. Yazıktır o adama da, yazık. Kağıt peçete alımını bile kendi düşünmek zorunda kalacak. Yazıktır, günahtır, yapmayın dedik. Ama yani bir evet verin, dünya değişecek, uçacağız, aşacağız, kaçacağız derken bizlerin dediği çıktı, abiler hataya. Milletvekili ve diğer siyasi mevkilere aday belirlenmesi, üye ve hatta seçmen tercihlerinin etkili olacağı bir şekilde düzenlenecektir. Bu da teşkilat mensuplarımıza. Kanunların anası seçim kanunudur. Montaigne öyle der. Açık, şeffaf, demokratik, denetlenebilir bir siyasal partiler ve seçim yasası oluşturma mecburiyeti vardır. Katılım güç demektir. Sandık devletin namusudur. Kıymetli yol arkadaşlarım, şimdi ekonomi penceresini birazcık açalım. Türkiye 2001 krizinden sonra radikal düzenlemeleri devreye sokmuş, bütçe açığı, kamu borç yükü ve bankacılık gibi temel alanlarda reformlar yapmıştır. 2002 seçimlerinde iş başına gelen iktidar, 2005 yılında Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerine başlamıştı. Aynı süre içerisinde dünya tarihindeki en yüksek nakit bolluğunu yaşamaya başlamıştı. Özellikle küresel kriz nedeniyle gelişmiş ülkeler dünyayı adeta paraya boğdu. Bol para, bizim gibi finansman sıkıntısı çeken, yüksek faiz ödeyen ekonomileri coşturmuş, ekonomik darboğazlar aşılmıştı. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin tamamında faiz ve enflasyon düşmüş, ihracat ve büyümede artış seyri izlenmiş. Kamu borç yükü azalmıştı. Türkiye'de 2002'den sonraki ilk 5 yıl için %6,5 gibi bir başarılı büyüme yakalanmıştı. 2007 yılına kadar aldığımız yolu yapısal reformlarla sürdürebilmeliydik. Siyasal yapı, hukuk ve ekonomi alanında zamanın ruhuna uygun düzenlemeler yapabilmeliydik. Böyle bir yolu tercih etseydik, bugün refah treninde güçlü bir ülke olma yolunda mesafe almış olurduk. Yapamadık. 2007'ye kadarki başarılı büyüme düşüşe geçti. Son 10 yılın büyüme rakamı 1960'tan beri gerçekleştirilen %4,5'luk Türkiye ortalamasının altında kaldı. Giderek de zayıflamaktadır. İşsizlik 13,4 ile tarihi rekordadır. 5-10 bin liralık ihtiyaç kredi faizi %25'e yaklaşmıştır. Dikkatinize sunuyorum. 500 büyük firma kazancının 1/3'ünü faize ödüyor. Türkiye maalesef dünyanın en yüksek faizini ödeyen ekonomilerin başında bugün. Bugün faiz lobisi ne kadar mutludur. Ey faiz lobisi diyenler, faiz lobisini mutluluktan ters köşe yapmış durumdalar. Biz bu refah trenine neden binemedik? Sebebi ekonomi yönetiminin yetersizliği değildir. Saygın bir iktisatçı, son 15 yılda tren bizim istasyona 2 defa uğradı ama biz orada yoktuk diyor. O zamanlar biz başka istasyonlardaydık, başka istasyonlarda. Ekonomik çıkıştan niçin düştük? 3 temel kaynağı var.
yapısal hale gelen yolsuzluklar, dış politika serüveni, siyasi operasyonlar, yolsuzluk zaman zaman ülkelerin gündemlerinde yer alır. Mesela Almanya'da Cumhurbaşkanı 350 euro kadarlık otel faturasını bir iş adamı arkadaşına ödettiği için soruşturma geçirmiş, iddia doğru bulunmuş, Cumhurbaşkanı görevinden ayrılmış, kendisinden devlet itibarı geri alınmıştır. Türkiye'de de benzeri olmuştur. Rahmetli Özal döneminde kabinede bir bakan yolsuzluk iddiasında bulunulmuş, görevden alınmış, yargıya intikal ettirilmiştir. Söz konusu bakan mahkum olmuştur. Yaygın yolsuzluk, hukukun yeterli olmadığı ve demokrasinin kıt olduğu ülkelerde görülür. Şu sıralar şöyle duyuyoruz. Yolsuzluk mu? Efendim, doğru ama etrafta, altta birileri yapıyor. Söylenen laf bu. Kardeşim, yolsuzluk duman değil ki aşağıdan yukarı çıksın. Yolsuzluk çamurdur, çamur. Yukarıdan aşağıya akar. Yukarıdan aşağıya akar. Maalesef Türkiye'de yolsuzluk iddialar zinciri olmanın ötesine çoktan geçmiş, bakanlar ve daha üst yöneticilerimizin ifadelerine dönüşmüştür. Yukarıdan yerel yönetimlere kadar yaygınlaşmıştır. Milyarlarca liralık yolsuzluk iddiaları karşısında ne yargıdan ne hükümetten bir ses çıkmıyor. Kamu malının emanet olduğu çoktan unutulmuş, yolsuzluk adeta dokunulmazlık alanına dahil edilmiştir. İşleri kolay. Besleme fakih de buluyorlar. Canlar istediği zaman fetva alınıyor. Dolayısıyla geceyi de herhalde yastıklarında rahat rahat uyuyarak geçiriyorlar. Evet, imanım gibi inanıyorum ki yolsuzluğa bulaşmış her kim olursa olsun itibarını bırakmadan bu dünyadan göçmeyecek. Size söz veriyorum, göçmeyecek. Yolsuzluk konusunda ahlaki boyut bir tarafa bırakılırsa, yolsuzluk atmosferinin yaygın olduğu bir ülkede ekonomik yatırım yapılabilir mi? Teşebbüs hürriyeti ne kadardır? Sisteme güven kalır mı? Sayın Durmuş Yılmaz nerelerde? Her zaman kaybolur. Tamam, buldum, gördüm, tamam. Sayın Durmuş Yılmaz geçenlerde bir basın mensubunun partinizin iktidarında ekonominin patronu siz mi olacaksınız sorusuna şöyle bir cevap verdi. Ekonominin patronu güvendir, güven. Güven ortamı temin edilirse, sonra da döndü bana. Güven ortamı temin edilirse %6-7'lik büyümeye rahat erişilir dedi. Şimdi hepimizin huzurunda ekonomi kurmaylarının tümüne, Ayfer Hanım siz de dahil, hepinize söylüyorum. %6'dan aşağısını kabul etmiyorum. %6, en az %6 büyümeyi oluşturmaya mecbursunuz. Ancak bunu kabul ederim. Gerisini başarısızlık sayarım. Dava arkadaşlarımın huzurunda, 80 milyonun huzurunda, hepinizin huzurunda arkadaşlarıma bunu söylemiş olayım ve bu sözü sizlerle paylaşmış olayım. Güven yoksa fabrika bacası yükselmez. İş yapma arzusu kalmaz. Evet, son 3 yılın en önemli ekonomi başlığı ne? Başlar. Yok yok. Rusya ile domates anlaşması.
büyük anlaşma Rusya ile domates anlaşması. Evet, refah treninde neden yokuz? İşte birinci nedeni böyle özetledik. İyi Parti'nin değerli mensupları, Türk dış politikası istikrar kavramını merkez alır. Osmanlı'dan Cumhuriyet hükümetlerine devreden bir süreçtir. Bu bakımdan 2000'li yılların başındaki sıfır sorun söylemi devlet birikimimize uygun düşmekteydi. İran, Rusya ve Avrupa dahil bölge ülkelerinin istikrarından, büyümesinden en karlı çıkacak ülke Türkiye'dir. Rusya merkezli sosyalist bloğun açılım süreci bu düşünceyi doğrulamıştır. Dış ticaretimizin yaklaşık yarısı Avrupa ülkeleriyledir. 2005'teki AB için tam adaylık süreci ve istikrar arayıcı politikalar ekonomimize hız katmıştır. Peki ne oldu da bugün farklı şeyler konuşuyoruz? Bu birçok konuda olduğu gibi dilleriyle kalplerinin ve söylediklerinin aynı olmamasından kaynaklandığı için bunları konuşuyoruz. Politika yapımları, bu muhteremlerin politika yapımları dış işlerinin koridorlarından taşındı. 5 büyükelçimiz var aramızda. Onlara monşerler dediler ve attılar bir kenara. Türkiye adeta akıl tutulması yaşandı. Mavi Marmara ile yanaştık. Mısır'dan girdik, Suriye'den çıktık. Bu arada Almanya'dan Rusya'ya kadar el atmadığımız yer kalmadı. Şimdi bıraktıklarımızı arıyoruz. Biliyor musunuz? Rabia'yı, hani bir Rabia var ya, kimse yapmıyor şu sıra. Rabia'yı Suudi sofralarında bırakıp geldiler. Hani Gazze vardı, Filistin, bombalar yağıyor, çocukları öldürüyorlar. Filistin'i İsrail'in müzakere masalarında bırakıp geldiler. Sadece Suriye'nin mültecilerle beraber maliyeti 200 milyar Türk lirası. Dış politika macerası yıllık büyüme oranını yaklaşık 1,5 puan aşağı çekmiştir. İran'a yönelik ambargonun kaldırılma süreci oldukça öğreticidir. Pazar ihtiyacı olan Avrupa ülkelerinin Amerika'ya baskısı sonuç vermiştir. Biz ise adeta kendimize ambargo koyduk. Siyasi itibar kaybı ayrı bir maliyettir. En önemli pazarlarımızı kendi ellerimizle tahrip ettik. Üstelik milyarlarca lira ekstradan harcayarak. Böyle yönetilen dış politika trende olmayışımızın ikinci nedenidir. Arkadaşlarımızın çoğunun malumudur. 2 yıla yakındır çok sayıda uzmanımızla Türkiye ve dünya üzerine görüşmeler yapıyoruz. Bunlardan birinde tarihçiliği de bulunan deneyimli bir diplomatımız Meral Hanım, dış politika esasında bir sanattır. Birçok ustanın akıl emeğiyle yapılır. Devletin birikimi üzerine kurulur ve o ülkenin itibarını temsil eder dedi. Yüzümüze hüzün vurdu tabii. Bunun üzerine bir başka misafir konuyu son dönemlere getirdi. Gülümseyerek 2 tespit yaptı. Birincisi, burayı dinleyin. Birincisi, Sayın Davutoğlu muhtemelen Sayın Erdoğan'ı dış politikanın Sayın Erdoğan tarafından icat edildiğine inandırmıştır. Diğer husus da şudur. Her ikisi de Türkiye sanki bu coğrafyaya yeni taşınmış ve komşular da 10 yıllık kiracılarmışız gibi davrandılar. Dış politikada ne istediğiniz önemlidir. Ancak dış politika aynı zamanda kim olduğunuzla da ilgilidir. Uzun yıllar içinde yaşadığım politikadan öğrendim ki devlet adamlığı aynı zamanda itibar yönetimidir.
Devlette devamlılık esastır. Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri geçmişten bugüne gelen, yarınlara devredecek çok saygın kurumsal yapılar oluşturmuştur. İslam ülkeleri dahil onlarca uluslararası kuruluş bizzat geçmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin katılımıyla kurulmuştur. Hadi soralım bakalım. 15 yıldan kalan bu muhteremlerden kalan ne vardır? Bu muhteremleri neyle hatırlayacaklar? Cevabı tabii ki bizde var. Ama hadi bu iş politika işidir. Açmayalım ağzımızı, yaralamayalım Türkiye'mizi. Bize çok saracak yara bıraktınız. Çok saracak yara bıraktınız. Türkiye'nin yaklaşık 100 yıllık potansiyel gücünü savurup gittiniz. Türkiye merkezi bir Avrupa ülkesidir. Avrasya ülkesidir. Dünya yeni yerine taşınırken, ekonomi ve siyasi mimari yeniden düzenlenirken, Avrupa dahil geniş bir coğrafya için yaşam ve iş merkezi olma hedefini projelendirmek zorundayız. Ekonomik coğrafyamızı tanımlayıp dış politikanın merkezine koyacağız. Sürekli iyileştirme anlayışını dış politikaya taşıyacağız. Onurlu milletim, kıymetli yol arkadaşlarım, yakın siyasi tarihimiz içinde yaşamış, devrin aktörlerinin muhatabı bir siyasetçi olarak ifade ediyorum ki, son başlık olarak, 28 Şubat bizzat Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bir ihanet sürecinin adıdır. Bu süreç Türk subayına çuval giydirmekle tazelenmiş, Ergenekon ve Balyoz süreciyle devam etmiş. 15 Temmuz ile final yapmıştır. FETÖ ihanet şebekesi sadece 15 Temmuz değil, 2004'ten itibaren bütün operasyonların ana aktörüdür. 15 Temmuz hain kalkışmasının ana ruhunu oluşturmaktadır. 15 Temmuz tam anlamıyla bir devlet etme zafiyetidir. Millet devleti sokaktan toplamıştır, sokaktan toplamıştır. Bir başka tarihi gerçekte şudur. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Türkiye'nin aktifinden düşürmek için plan yapanlar. Tekraren söylüyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Türkiye'nin aktif değerinden, aktif değeri tanımından düşürmek için plan yapanlar. Maalesef iktidar kadrolarının bulanık beyinlerinden faydalanmışlardır. Süreç Türkiye için yol çevirme, ön kesme operasyonudur. Her bir acılar bırakmıştır. Referandumlar dahil son 10 yıldaki yaşadıklarımız bizi trenin geleceği istasyondan uzak tutmuştur. Ayrıca buradan huzurunuzda ifade etmek isterim. 15 Temmuz hain kalkışma darbe teşebbüsünün şehit ettiği 249 şehidimizin ruhuna, şehidimizin ailelerine duyduğumuz borç, onların faillerinin FETÖ ihanet şebekesinin devletin içine sızmış her damarının kesilmesi için mücadele etmek, faillerini bulmak, başta ben ve bütün arkadaşlarımız için bir namus borcudur. Bugün devlet kendi topraklarında ana aktör olmaktan çıkmış bir savrulma sürecine girmiştir.
Cevdet Paşa'nın Osmanlı için vurguladığı katr-ı rical, yani devlet adamı kıtlığı ülkemize çok pahalıya mal olmuştur. Şimdi buradan biraz geriye dönüp 28 Şubat'ın anlı şanlı kadrolarına, buradan bahsettiğim herkestir, herkestir seslenmek istiyorum. Mutlu musunuz? Hayır. Mutlu musunuz? Hayır. Huzurlu musunuz? Hayır. Eğer siz insanımızın yaşamlarına şekil vermeye, yön vermeye kalkmasaydınız, görevinizin onların haklarını, özgürlüklerini korumak olduğunu söyleseydiniz, şimdi 80 milyon daha özgür ve daha zengin bir ülkede yaşıyor olacaktık. Sizin gardiyan kesildiğiniz insanımız, kendilerine özgürlük vaat eden, kendilerine zenginlik vaat edenlerle yola çıktılar. Şimdi de bunlar sizin rolünüzdeler. Ne hak biliyorlar, ne hukuk. Hatırladınız mı? Milletin hakkı için, devletin itibarı için karşınızda durduğumda salladığınız, parmakların işaret ettiği, ürkütmeye çalıştığınız siyasetçi, hatta itibarınızı zedelemeye çalıştığınız, korkutmaya çalıştığınız kadın, hatırladınız mı? Siz neredesiniz bilmiyorum. Siz neredesiniz bilmiyorum. Biz yine milletimizle birlikte yürüyoruz. Evet, evet. Bütün yollar tutulmuş. Biz kendi yolumuzu açıyoruz. 28 Şubat'ın kudretlileri bekleyin. Bekleyin. Yoldaşlarınız olacak. Bugünküler de tarihin çöplüğüne sizin yanınıza gelecekler. Türkiye'yi merak etmeyin. Türkiye'yi merak etmeyin. 80 milyon kararlı özgürce yaşamaya, 80 milyon kararlı özgürce inanmaya, özgürce çalışmaya, hakkaniyetle paylaşmaya, 80 milyon kararlı güçlü Türkiye olmaya, mutlu Türkiye olmaya. Büyük Türkiye, bütün İyi Parti ile birlikte Türkiye, bugün 25 Ekim 2017. Bu bir iktidar yürüyüşüdür. Bu insanımız için bir özgürlük yürüyüşüdür. Bu devletimiz için bir itibar yürüyüşüdür. Bu milletimiz için bir demokrasi yürüyüşüdür. Bu güçlü Türkiye yürüyüşüdür. Başaracağız! 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 İnşallah başaracağız. Hepimiz birlikte başaracağız. Bütün millet olarak başaracağız. Bugün 25 Ekim 2017. Türkiye iyi olacak. Allah bizleri kutsal yolda, bu kutsal yolda utandırmasın. Hayır. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hayır. Allah yoldaşımız olsun. Hayır. Allah rızasından ayırmasın. Hayır. Allah vicdanlarımızdan ayırmasın. Saygılar sunuyorum.